Alkışlar Mustafa Bey için. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. Güzel performanslar izledim. Vallahi evet. Öyle. Sinan Bey sağ olsun yolun çakılını dikenli temizledi. 9000'e koşan bir performanstı. Vallahi öyleydi ama daha mütevazı bir puanla idare etmek durumunda kaldı. İlayda Hanım 3 senede evet güzel alıştırmalar yapmış. Onu net bir şekilde gördük. Maşallah 9400 puan artı 19 saniye ile halen birinciliğini sürdürüyor. Çok yükseğe koydu. Yükseğe koydu. Kesinlikle kabul etmek lazım ama Nuray Hanım yarışırken de bir hop oturup hop kalktı. Onu da fark etmedik değil. Kabul etmez. Hayatta kabul etmez. Mustafa Bey siz aynısını yapın da kameralar bir çeksin. Bakalım. Sonra tekrar tekrar gösteririz. Olur mu efendim? Tamam. Bu arada şunu söylemek isterim. Dördüncü sıra zor sıra. Neden? Beşinci sıradaki yarışmacıyı unutur dördüncü sırada yarışan. Unutmayın. Gökçe Hanım sessiz sedasız duruyor. Sessiz olandan korkacaksın. Biraz da kendinizi anlatın bize Mustafa Bey için. Mustafa, psikoloji bölümünü bitirdim. Şu anda yüksek lisans yapıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Düşünceniz ne yönde? Sahada mı yoksa akademisyenlik? Ya sahada olacak galiba. Akademi zormuş. Öyle miymiş? onu tanıdıktan sonra sağ belki. Neyse bakın daha güzel, daha umutlu bakıyoruz yeni yılla birlikte her şeye. Ümit ediyorum bugün şampiyonluğu belki bir heyecan katar. Değil mi? Tamam. Öyle umuyorum. Etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlara anlattınız mı? Ben o harf veren yarışmaya gidiyorum diye. Buradan çıkınca söyleyeceğim ama sonuca göre de söyleyebilirim. Mustafa Bey böyle sakin sakin duruyorsunuz ama siz yamanmışsınız. Ben anladım gibi sizi. Dur tamam. Bir yarışalım da daha iyi anlarız birbirimizi. Başlıyorum müsaadenizle. Tamam. Dört harfli tek bir kelime zıpır bir soru denebilir efendim. Buyurun. Gece hayatını seven mayhoş darı içeceği. Boş verin gece hayatını filan. Mayhoş darı içeceği. Dediklerimi sayayım. Bu gece hayatını seviyor bu mayhoş darı Boza. İçeceği. Boza. İşte bu da. Bir daha farklı bir gece hayatını seviyor. Tabii. Geceyi yırtan çığlıklarla satılıyor filan. Buyurun yenisi gelsin. Sinema eseri anlamında da kullanılan bir sözdür. Basit düşünelim. Film. İşte o kadar. Bu da boza sorusu gibi bir soru fakat daha... Eli ayağı düzgün. Bir bakın ne olur. Dubleks karyola. Ranza. İşte buyurun. 1500 puan daha. 5 harfidir tek kelimedir efendim. Buyurun gelsin. Eski eskimemiş kelimelerden. Her türlü dert kaynağı için kullanılan bir söz bu. Türlü dert kaynağı. Keder değil tabii. Keder bunun yarattığı şey olabilir belki sonra. Bu derdin kaynağı. Sıkıntı. Tabii eski. Evet. Kelime. Yani mesela hastalık yaratan şeyler, istenmeyen alışkanlıkların ögeleri, bırakamadık şu mereti ya da başka ne denir? Zehir yok. Bir harf alayım. Alalım. Bir harf alayım. Güzel. Sesli harfle. İllet. İllet. 400 puanlı yerinde. 1700 oldu kasa. Çok rahat cevap verebileceğiniz bir soru zannediyorum. Bu 6 harflidir kendileri efendim. Buyurun gelsin. Diyor ki atağı en uca taşıyan takım oyuncusu? Forvet. İşte o kadar. 600 puan daha. Bir tanecik harf aldık. Her şey yolunda. 6 harfli cevaplar bitsin. Bitsin. Milenyum. Karşılığı neydi efendim? 2 kelime. 1000 yıl. 600 puan daha. Başlarken şöyle bir sarsıldık ama güzel geldik buraya kadar. Buyurun 7 harfli cevaplara ulaştınız. Bununla birlikte bitiriyorsunuz. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz. Ben buna benzer bir performans biraz önce izledim. 9400'de sonuçlandı. Dur bakalım. Genellikle giysi eklentisi halinde kullanılan bir başlık türüdür. Başlık, başa takılan. Heh, kafaya takılan o başlıklardan biri. Fakat giysinin bir eklentisi gibidir o. Kapüşon. Kapüşon. 700 puan değerinde. Şimdi bildiğiniz bir kelime. Fakat biz bu bildiğiniz kelimeyi bilmediğiniz bir kelimeyle soruyoruz. Garip de bir kelime olduğu için kafanızı karıştırabilir efendim. Boza sorusu gibi olmasın. Aman diyeyim. Hiç kullanılmaz ama Türkçe kökenli karşılığı fışkırıktır bu. Su püskürtecinin. Su püskürteci. Fıskiye. Nedir efendim? Fıskiye. Fıskiye değil.